Evet, çok sevgili alet kullanabilen primatlığın son ileri seviyesi olan sevgili dinleyicilerim. Evet, ilk yayında bıyıklarımdaki asimetri dolayısıyla simetri hastalarından özür diliyorum. Kendilerinin izlemesi çok zor olmuştur eminim. Onlarla empati yapabiliyorum çünkü benim de enteresan obsesyonlarım vardı ben yatılı okulda okurken. Ben nispeten şanslıydım çünkü fen liseleri arasında herhalde en modern binaya sahip olan o dönemde Afyon Süleyman Demirel Fen Lisesi'ydi. Bizim odalarımız 4 kişilikti ve bilhassa lise 3'e geldiğimizde çoğu kişi evci çıktığı için böyle ilk başta hevesle yatılı okula gelen Afyonlular böyle bir süre yatılı okuyordu ama böyle ÖSS'ye çalışma dönemi geldiği zaman lise 3'te o zamanlar evlere çıkıyorlardı. Böyle odalardaki şey sayısı yani yatılı kalan nüfus sayısı iyice azaldığı için lise 3'ler arasında biz 3'er kişi kalmaya falan başlamıştık. Hasılı kelam benim oda arkadaşlarım benden biraz çekmiş olabilirler çünkü ben böyle yatmadan evvel bütün dolapların kapalı olması lazım. Perdenin kapalı olması lazım. Perdenin kenarları kıvırık olmaması lazım. Hatta kendi yatağımın en azından düzgün olması lazım. Yani oda arkadaşlarımı gece kaldırıp işte klozeti temizler misin lütfen diyor. Tabi bu kadar kibar değil. Lisenin kendine has jargonuyla kaldırmışlığım vardır. Tabi kendine has jargonu derken belki biraz fen lisesi öğrencisi olmaktan kaynaklanıyor. Biz enteresan küfürler icat etmiştik. Birbirimize at gameti ya da at uterusu falan diyorduk. Yani biyoloji dersinde öğrendiğimiz o kavramları. Aslında belki de cinsiyetçi olmayan küfür üretme çabasında olduğumuzu bugün geriye dönük değerlendirebiliriz. Antiseksist olanlar bunu beğendi. Hasıl kelam yatılı okul demişken ya yatılı okulda okumanın enteresan katkıları olabiliyor. Yani bunlardan tabii insanın yalnız olması, kendi problemlerini kendi çözmeye çalışması, anne babadan bağımsız hareket edebilmesi. Bunlar klasik katkılar. Ben daha böyle klasik olmayan katkıları düşününce mesela ben şu an merdivenli bir evde oturuyorum. Merdivenleri çok sessiz kullanmayı başarıyorum. Yani böyle ayak kaslarım, kendi ağırlığımı kontrol etme mekanizmalarım çok gelişmiş. Çünkü yatılı okulda biz bir odadan bir odaya belletmeni ve nöbetçi öğretmeni uyandırmadan hareket etmek konusunda bir beceri kazanmak durumundaydık. Ayak ucumda merdiven inip çıkabilme ve ivme, ayağın daha doğrusu ayağın o merdivene vurma hareket denklemi olsun. Bu denklemde böyle merdivene yaklaştıkça yavaşlama ve merdivenle buluştuğu an neredeyse dikey hızı 0 metre bölü saniyeye, 0 santimetre bölü saniyeye neredeyse tabii 0 olması imkansız. Ama neredeyse o noktaya kavuşturmak konusunda beyincik öğreniyor galiba. O yüzden ben sessiz inip çıkabiliyorum. Ve gece bebeği uyandırmamak da bu bir avantaj. Bu bana yatılı okulun kazandırdığı bir şey. Yani siz de çocuklarınız merdivenden sessiz inip çıkabilsin istiyorsanız bence onları yatılı okula göndermelisiniz. Evet, bunun dışında başka ne olabilir? Mesela aerodinamik. Belki uçak mühendisi olmamda katkısı vardır. Hani sigara dumanının aerodinamiği, ısınan havanın termodinamiği. Bunları mecburen iyi öğreniyorsunuz. Odada o zıkkımı içtiğiniz zaman dumanın odayı nereden tahliye edeceğini ve ne kadar yüzdesinin tahliye edeceğini ve ne kadar başarıyla tahliye edeceğini herhalde hesaplamak durumunda kalıyorsunuz. Tabii bizim yatılı okulda okuyanlar bilirler. Öğretmenlerin nöbetleri sırayla olur haliyle. Her öğretmen nöbete kalmak durumundadır herhalde. Tıpkı nöbetle çalışan tüm diğer sistemler gibi. Askerlik ya da doktorluk gibi. Kadın öğretmenlerin nöbetçi olduğu günler çok rahat oluyorduk erkek yatakhanesinde. Çünkü genelde kadın öğretmenler erkek yatakhanesine ya hiç gelmezler ya da gelirlerse bile sadece koridorda dolaşırlar. Ki mantıklı. Ergenlerin yaşadığı bir odaya girmek istemezsiniz. Bu her şeyden önce burun sağlığı için geçerli. Ya gerçekten bazı odalar katlanılmaz ve dayanılmaz biçimde kokuyordu. İçerideki arkadaşlar burunları buna alıştıkları için bunun hiçbir zaman farkında değillerdi ama belki bu bizim odamıza gelip gürültü yapmasınlar, ders çalışma disiplinimizi bozmasınlar diye özellikle yapılmış bir strateji de olabilir. Bilemem. Bizim oda yol geçenhanıydı tahmin edeceğiniz üzere. Alt dönemlerle aramız iyiydi. Onlar muhabbete gelirlerdi. Üst dönemlerle aramız iyiydi. Onlar sigara almaya gelirlerdi. Yani bir şekilde yatılı okulda enteresan hiyerarşiler vardır. Yine yatılı okulda olanlar bilirler. İşte çömezlik muhabbeti vardır. Çömez şakaları muhabbeti vardır. Yani bazı yerlerde çok sert geçtiğini duyduk. Bizde o kadar sert geçmiyordu galiba. Ki yani bize yapıldı ama biz yapmadık neredeyse. Yapmadık gibi bir şey. Yani evet ama toplamda tabii iyi ve kötü, güzel ve çirkin anılarla geçen bir süreçti. Yani herhalde nerede 3 sene kalsanız orada hem güzel hem kötü hem asla unutmayacağınız hem de unutmayı çok isteyeceğiniz çok çeşitli anılara sahip olabiliyorsunuz. Ben mesela müzikle hafıza çok ilişkili. Galiba Demir Demirkan'ın albümü, ilk albümü biz lise 2'deyken çıkmış olmalı.
hafta sonu, bazen hafta sonu Afyon'da kalırdım ben, Eskişehir'e dönmezdim. Tabii hafta sonu hiç ders olmayınca yatakhane de bu arada daha da boş. Çünkü çoğu insan yakın illerde oturanlar şeylere giderler, evlerine giderler. Böyle bomboş olurdu. O boşluğu kalan birkaç kişi, kalan birkaç samimi arkadaş çok iyi değerlendirdik. Yemekhane de tenha olurdu, okul da tenha olurdu. Hele kar tatillerinde inanılmaz olurdu. Afyon'un soğuğu çok meşhurdur. Eğer Afyonlu dinleyicim varsa bunu teyit edecektir. O zaman Walkman'ler bu arada tabii şey, dünyanın şartlarını iyi tanımlamak lazım. İnternet yok. İnternet yok derken bir yerlerde internet var ama o yer okul değil ve cep telefonlarımız değil. Yani hani lise 3'te ben orayı bitirdiğimde en modern cep telefonu 33 ondu. Antensiz telefonların zirve yaptığı zaman birkaç satırlı ekran falan. Hani böyle bir şey yok. Haliyle Walkman çok revaçtaydı. Yani hepimizin Walkman'i vardı. Yedek kulaklık eğer kulaklığınız arıza yaparsa çok önemliydi. Arkadaşınızın işte yedek kulaklık var mı? Var ama biri çalışmıyor olsun. Yani bir taneyle dinlemek zaten yeterli bir başarı. İşte Walkman dinlerdik. Ben işte o Demir Demirkan'ın albümü, Şebnem Ferah'ın Sigara albümü. İşte bunlar o dönemde çıkmış albümler. İşte Rafet Erman'ın Hanım Eli albümü. Onları çok dinlerdim. Ders çalışırken bir de Ferdi Tayfur dinlerdim. Böyle babamın bir kaset koleksiyonu vardı. O şu an bende. Hani oradan enteresan Gülahmet Yiğit mesela bir Yörük, Avşar Ozan'ı. Öyle enteresan kasetleri de vardı babamın. İşte Ferdi Tayfur'un kasetleri. Böyle ders çalışırken dikkatimi daha az dağıttığı için arabesk dinleme gibi bir eğilim oluşmuştu bende. Hasılı kelam ne zaman işte Demir Demirkan'ın şarkılarını duysam ya da Şebnem Ferah'ın Sigara albümünden şarkılar duysam ya da işte Rafet Erman'ın Hanım Eli albümünden Hanım Eli elimde değil bu gibi şarkıları ne zaman dinlesem hafızam tabii ki o günlere şöyle kısa bir uçuş gerçekleştiriyor ve yine de insan galiba özlemle anıyor geçmişi. Evet, özlemle anıyor. Yani o geçmişteki halini. Yani dinleyicilerimin çoğu genç ama orta yaşa doğru seyretmeye, meyletmeye başladığınız zaman hakikaten de gençlik bir hüzünlü bir nostaljiyle zuhur ediyor anılara her zaman. Ufak bir hüznü beraberinde taşıyorsunuz. Gençken ölümü pek düşünmezken, özellikle çocuğunuz olduktan sonra ölümü düşünmeye başlıyorsunuz. Hatta ölümden korkmaya başlıyorsunuz. Belki bu evrimsel bir adaptasyondur. Sonuçta neslimi sürdürebilmem için bebeğimin kendi ayakları üzerinde durana kadar hayatta kalmam lazım. Belki o yüzden ölüm ihtimalini düşünmek ve bundan daha fazla kaçınmak da doğal bir davranıştır, bilemiyorum. Evet, nerede kalmıştık? İnternet mesela geçtiğimiz günlerde Antalya'dan dönerken ya da Antalya'ya giderken, geçen sene Olimpos Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne giderken ya da dönerken tam hatırlamıyorum. Afyon'a uğradım. Afyon'da okuluma uğradım ve tesadüf eseri yeni mezun olmuş. Hani o okulu bitirmiş ve ama bir sebeple yazın okula gelmiş olan iki tane de öğrenci vardı. Bir tane hizmetli vardı. Benden sonra işe girmiş. Ben onu hiç tanımıyorum. Onlarla konuştuk. Şey bana enteresan geldi. Yani şimdi oradaki gençlerin cep telefonları var, interneti var, sosyal medyaya erişimleri var. Diledikleri işte Netflix'ten ya da Amazon'dan işte diledikleri filmi izleyebiliyorlar. İstedikleri müziği dinleyebiliyorlar. Biz Walkman varken böyle çok kaset bağımlı bir durumdaydık. Yanınızda taşıyabileceğiniz kadar kasetleri dinleyebileceğiniz gibi işte belki yeni bir müzikle tanışmak da zordu. İstediğini internetten arayabilmek o an cep telefonunda bu bile çok enteresan bir özgürlük. Ve benim aklım almıyor. Yani yanınıza bilgisayar götürebilmek, dizüstü bilgisayar götürebilmek, bunun internete bağlı olabilmesi. Eminim yatakhanede internet vardır, sormadım ama yani yoksa bile cep telefonlarınızın işte hotspot, bağlantı paylaşımıyla herhalde bunu yapabiliyorsunuzdur. Bu acayip bir şey. Ben internete girebilmek için hafta sonu Eskişehir'e gelmeyi beklerdim. 56K modemle bağlanıyorduk ve pahalı da olduğu için ailem bana 1 saat izin veriyordu. Her gece yani cuma gecesi evdeyim, cumartesi gecesi evdeyim birer saatten 2 saat haftada internete bağlanıyordum. Gerçi biz lise 3'teyken okula bir laboratuvar kurmuştuk. Bilgisayar laboratuvarı. Oradan internete bağlanma imkanı da bulmuştuk. Kurmuştuk derken ciddi ciddi biz kurduk. Çünkü ben işte Mehmet Öner Yalçın, şu an o da zannedersem zaten elektronik mühendisi ve en son bir ara Alcatel'de çalışıyordu. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Bir de Taha vardı. Taha Elibo. Biz üçümüz kurmuştuk oradaki internet bağlantısını okuldaki. Orada birkaç bilgisayara LAN, yerel ağ kurmuştuk. Ve hepsinin internete bağlanmasını sağlamıştık. IP Shader diye bir cihaz aracılığıyla. Yine 56K bağlantı tabii ki. 56K modemle yapılan bir bağlantı. Hasılı kelam orada hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında kullanıyorduk bilmiyorum. Bu işlerle ilgilenen kişi bizim beden öğretmenimizdi. Galiba beden derslerinde kullanıyorduk. Şu an tamamen yanlış hatırlamıyorum ama. Ama yani zaten erişilebilecek olan şey azdı. Yani internete olan ihtiyaç azdı.
O yüzden şu an oradaki öğrencilerin ya da bu tip fen lisesi yani fark etmez yani yatılı okulda okuyan öğrencilerin internet imkanlarına sahip olması halinde nasıl vakit geçirdiklerini çok merak ediyorum. Biz birbirimizle vakit geçirmek zorundaydık. İşte merdivende kazandığım o yetenek bir şekilde sosyalleşmek için Twitter'da, Facebook'ta ona buna laf atmak veya bir şeyler paylaşmak değil, mecburen bir üst kattaki ya da koridorun sonundaki odaya gitme mecburiyetiydi. Sosyalleşmek bunu gerektiriyordu. Ve o yüzden bizim hayatımız biraz daha sosyaldi. Biz FRP falan da oynardık. Yani o hafta sonu kaldığımız gecelerde. Sabahlara kadar birbirimize korku hikayesi anlatıp birbirimizi öyle korkar hale getirirdik ki her birimiz tuvalete gitmek için lütfen benimle gelin diye diğerlerine yalvarırdı. Zaten ötekiler de odada kalmak istemediği için böyle tuvalete hep birlikte giderdik falan. O yüzden her dönemi kendi imkanları içerisinde herhalde kendi yatılı okul kültürünü yaratıyordur diye düşünüyorum. Yani biz toplaşmak ve muhabbet etmek zorundaydık. Ama herhalde bugün canı sıkılınca oturup bir film açıp dizi açıp izleyebilmek. Gerçi yine beraber izliyorlardır keyif almak için. Gerçi o yani o kadar dizi film izliyorlarsa nasıl ders çalışıyorlar bilmiyorum. Bizim sıkıntıyla baş etme yollarımızdan birisi de ders çalışmaktı. Bizde etütler vardı. Yani etütlere bugün herhalde o gençler etüde gittiği zaman cep telefonlarını bir kutuya falan bırakmak zorunda kalıyorlardır. Çünkü ders çalışmazsınız yani Twitter'a, Facebook'a çok bakarsanız. Lisedeyken de bu tür öz disiplin ve kontrol belki de gelişmemiştir emin değilim. Ama bizde zaten öyle bir şey yoktu. Telefonu yanınızda götürürseniz en fazla hayatınızda bir kız ya da erkek arkadaşınız varsa onunla mesajlaşırsınız. Ama onda sınırı var çünkü mesaj pahalıydı yani. Cep telefonunuz anne babanız size istediği zaman erişsin ve siz de çok başınız dertteyse onlara erişebilin diye daha çok vardı o dönemde. Asıl Kerem neyse işte güzel günlerdi ve evet bence bugün sosyal medya olduğu için yatılı okul belki de insanlara merdivenlerden sessiz inip çıkma becerisi kazandırmıyordur. Evet neyse aklıma bugün gelen güzel anılar bunlardı. Bir anlamda geçmişi yad etmiş oldum. Afyon'a giderseniz kaymaklı lokum yiyebilirsiniz. Bir de şey var. Tandır yapan bir yer var ya pilavla tandır. Aşçı Bacaksız galiba evet. Ben onu Afyon'da okurken keşfedemedim bilmiyordum. Daha sonra işte TripAdvisor sağ olsun. Hani Afyon'da ne yenir acaba derken inanılmaz yüksek yorumlu ve puanlı bir yerde öyle yemiştik. İkinci porsiyonu vermiyor. Garson şey sahibinin gözü seni tutmazsa. Bu da bir pazarlama tekniği bu arada herhalde. Yani biraz daha arzı kısarak meşhur oluyorsunuz. Belli bir saatte giderseniz yok kalmadı diyorlar. Kapıdan çeviriyorlar. Eskişehir'de tanınmış helvacı var o da öyle. Belli bir saatten sonra giderseniz helva yok. Bu da onların popüler olmalarını sağlıyor. Yani arzı kısmak yoluyla pazarlama diye bir şey var galiba. Literatüre bakmadım. Eğer yoksa bu enteresan bir araştırma konusu olabilir. Evet bugün anılardan yola çıkarak bazı şeyler anlattım. Artık bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.